Ha yok canım. Sen bu reçelden denedin mi? Hı? Çok güzel yapmış yani. Hacer Hanım mı Günay mı bilmiyorum ama inanılmaz güzel yapmış bak. Dene bunu, mutlaka dene, tamam mı? Zeynep. Hı? İyi misin hayatım? İyiyim. Çay mı koyayım? Yok, ben çay istemedim. Kahvaltım bitti mi? Benim de bitti. O zaman tamam, böyle problem bir tane hayat. Türk kahvesi içelim. Dur hayatım, otur. Günay yapar şimdi kahvesi. Güzelce yapar. Günay yapıyor bizim. Tamam. Siz nereden çıktınız ya? Günaydın. Günaydın. Fatih, kavga ettik, dönüyoruz deyince... Siz kavgalı değil miydiniz? Yok canım, ne kavgası? Kavgalı falan değiliz Selin. Nasıl yani? Bir sorun yok mu yani şimdi? Yok, hiçbir sorun yok. Gayet iyiyiz. Değil mi Fatih? Yok canım, ne sorun olacak? Şahaneyiz biz. Ya bir sorun yokmuş işte, kurcalamayın. Ya o zaman sorun yoksa kahvaltı var. Ben çok acıktım ya. Tamam o zaman, hadi siz bir şeyler yiyin. Ben de bir Selim'e bakayım. Sonra dönüşte size bir omlet yaparım ha. Vallahi mı? Hı-hı. Tabağını yiyorum. Fatih. Hı. Neler oluyor? Evet abi. Kavga ettik dedim, bizi de telaşlandırdın. Ne oluyor? Yani görünüşe göre gayet mutlusunuz. Ya bir şey yokmuş işte. Ya işte her şey iyi ya. Baksanıza pamuk gibiler. Kurcalamayın çok. Zeynep Meryem Hanım'ın annesi olduğunu öğrendi. Ne? 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 En şaşım. Meryem Hanım benim yengem. Ha, seni de etkiliyor tabii değil mi? Evet, evet. Yengen çıktı. Ne diyorsun lan? Eniştecim sen ne diyorsun? Sen kafa mı buluyorsun bizimle ya? Ya yemin ediyorum ben bu aileyle tanıştım tanışalı. Yani adrenalin bende standart bir şey oldu ya. Ya neye tepki vereceğimi bilemiyorum. Hard crash oldum yemin ederim ya. Fatih. Sen bunu önceden biliyor muydun? Biliyorum. Allah'ım. Ayrıca bir şey daha var. Zeynep benim bunu önceden bildiğimi bilmiyor. Sen bile bile ablamdan bunu nasıl saklarsın enişte ya? Bari ablam bunu bir duysa senin öldürür. Ne diyorsun Orhan ya? Bana niye sakladın diye soracağına git reis babama sor. Yıllarca niye saklamış diye. Burası ayrı zaten. Ya Zeynep için çok büyük bir travma bu. Çok. Bakın sakın, sakın bir şey söyleyecekseniz şimdi şu an söyleyin ya da sonsuza kadar sus. Hı. Teşekkürler. Nereye söylemeye mi gidiyor? Yok yok, o bir bakacak gelecek, bir şey yok. Fadik! Bir yengen oldu bir tane. Oh benim güzel oğlum. Hacer Hanım, siz Selim'in elbiselerini çıkartın. Ben de orada gidip bizimkilere bir omlet yapayım. Sonra geldiğinde Selim'in poposunu yıkayacağım, tamam? Tamam. Olur mu anneciğim? Olur mu acaba? Olur mu? Zeynep. Efendim Fadik. Canım, güzelim. Sen iyi misin? İyiyim Fadik. Hayırdır, ne oldu? Niye sordun? Tatlım, bak şey, emin misin ha? Yani Zeynep bak, bütün bu öğrendiklerinden sonra böyle bu garipliğin, bu sakinliğin. Yani yapacak bir şey yok. Bir gün mutlaka öğrenecektim. Öğrendim ve bitti. Abartılacak bir durum yok. Sonuçta insanların başına neler geliyor değil mi? Hadi sen git bizimkilerin yanına. Ben geliyorum şimdi. Hadikçim gitsene. Karnın aç değil mi senin? Hadi git, geliyorum. Sen de git yavrum. Sen de git arkadaşlarınla ilgilen. Ben hallederim. Yok Hacer Hanım. Ama omlet yaparım diyordu. Yok Hacer Hanım, ben vazgeçtim. Onlar kendi başının çarelerine baksınlar. Selim'in poposunu şimdi yıkayacağım. Evet. Hadi gel anne. Gel senin pupitonu yıkayalım aşkım benim. Hayır yani böyle karşısına çıktılar, pat diye söylediler.
Ya tamam, ben Reis Baba'ya, Meryem Hanım'a sürekli söylüyordum. Gerçekleri Zeynep'e anlatın diyordum ama... ya bana haber verseydiniz en azından. Zeynep'i alıştırırdım ben de. Ya nasıl saklarlar böyle bir şeyi Zeynep'ten? Ne düşünüyorlardı ki? Şişt, tamam, sessiz ol. Yavaş. Yalnız olayda bir gariplik var. Yani ablam hiçbir şey olmamış gibi normal devam ediyor hayatına. Evet, anormal davranıyor. Ya evet. Ya bakın, bir öfkeli, bir üzgün. Geceki Zeynep'le sabahki Zeynep arasında dağlar kadar fark var. Ya bu sanki hiç olay olmamış gibi davranıyor. Yani karşımızda sahte bir Zeynep var. Bir de gerçek sahtekarlar var. Anne. Ya siz bu kadar mı vicdansızsınız ya? Ya nasıl yaparsınız, nasıl saklarsınız böyle bir şey? Uşu ben ne diyeyim, dayını bilmiyormuşsun Orhan'ım. Ya dayıma da sana da yazıklar olsun. Ya anne, özellikle sen. Sen bizim acımızı biliyorsun, baba hasretimizi biliyorsun. Sen bunu bile bile nasıl yaparsın ha? Bu kadar mı taş kalpli oldunuz? Şişt. Alo Yadigar teyze, benim Selin. Orhan şu an çok öfkeli. Uy. Ben de ne edeceğimi şaşırdım da. Bir yanda Zeynep'im var, bir yanda. Biliyorum, biliyorum. Tamam. Ağlamayın lütfen. Kapatıyorum şimdi, sonra konuşuruz. Senin bu öfkeni kontrol edememeni ne yapacağız biz Orhan? Ortalık her karıştığında bir öfke krizleri, agresif tavırlar. Annenle konuşuyorsun sen, kendine gel. Yaptıklarına baksana Selin. Bunda da mı bana kızacaksın? Tabii ki de sana kızmayacağım. Ama ne zaman bir şey olsa sen anlayıp dinlemeden bağırıp çağırıyorsun. Tabii ki bağırıp çağırırım. Ya ablama yazık değil mi? Bak Selin, ben onu anlıyorum. Ben onu çok iyi anlıyorum. Ben de aynısını yaşadım. Benim de bir yanım eksik. Tamam. Ama bu her şeyden önce Zeynep'in meselesi. Orhan bırak, önce o hesaplaşsın. Eğer sen onun acısını sahiplenip hesap sormaya kalkarsan... bu sadece aileni üzer. Başka bir işe yaramaz. Ne yapayım Selin? Bir kenara köşeye geçeyim, alkışımı tutayım. Bravo, iyi ki yapmışsınız mı diyeyim. Ya, tabii ki de öyle deme. Senin şu an yapman gereken tek şey Zeynep'e destek olmak. İnan bu bağırıp çağırmaktan daha, çok daha anlamlı.